Yeni bir haftaya bakışla beraberiz. Eylül ayı beklediğim gibi geçiyor diyemeyeceğim. Ben Eylül ayında yükseliş bekliyordum. Çünkü Fed'in mantıklı davranacağına inanıyordum. Fed pek mantıklı davranmadı. Bunları zaten daha evvel yorumladım ve Fed'in açıklamalarından beri borsa sert düşüyor. Ay başından beri S&P 500'deki düşüş %4'ü, Nasdaq %5'i buldu. Bu Mart ayında yaşadığımız Silikon Vadisi Bankası sıkıntısındaki düşüşten sonra en sert düşüş. Tabii hemen ayılar ortaya çıktılar. Ayı pençeleri vesaire ortalık yıkılıyor. Haklılar da geçen hafta hakikaten sert düştük. Peki bundan sonrasında neler beklemek lazım? Şu anda endekslerde teknik olarak neredeyiz? Yatırımcıları ne korkutuyor? Yıl sonuna doğru neler yaşanabilir? Bütün bunları bugünkü raporda ele alacağım. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben de bir ölümlüyüm ve yanılabiliyorum. Yanıldığımı da yanıldığım zaman kabul ederim. Şimdi gelin ama yeni öngörülere bakalım. Belki bu sefer haklı çıkarız. Önce teknik olarak S&P 500 endeksine bir bakalım neredeyiz diye. S&P 500 şu anda 50 günlük hareketli ortalamasının altına inmiş durumda. Bu iyiye işaret değil. S&P öte yandan 200 günlük hareketli ortalamasının epey üstünde. Ben buradan destek olarak 4320'ye önce bakıyorum. Oraya iner miyiz? Bir ona bakacağız. Sonraki destek de 4200. 4200'ün oldukça güçlü bir destek olduğuna inanıyorum. Fakat bu hafta düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz? Onu Allah bilir. Ben bu hafta yönün hafif yukarı olacağını düşünüyorum. Çünkü hisse senetlerindeki satış biraz aşırıya gitti. Fed açıklamaları sırasında beni canlı yayında takip edenler haftayı daha az zararla atlattılar. Çünkü Fed'in raporunu incelediğimde ve Powell konuşması sırasında gelecekle ilgili öngörülerin sıkıntılı olduğunu, bunu borsaya düşürebileceğini söylemiştim. Belki o gün canlı yayında bile pozisyonları kapatanlar oldu, en azından kısa vadeli düşünenler. Uzun vadeli düşünenler için çok sorun olmasa gerek. Ayrıca yine çarşamba günü attığım bir tweette S&P'nin ETF'i olan SPY'ın 427-430 seviyelerine kadar geri çekeceğine inanıyorum. Bu bizim boğa trendimizi bozmaz. 420 bile aslında trendi bozmuyor. 430'da kapattık haftayı. Nasdaq ETF'i olan QQQ'nun 355'i korursa fazla sorun yaratmayacağını söylemiştim. 16'da 348'e destek var dedim. QQQ da haftayı 355'ten kapattı. Tesla'da sıkıntı yaşadık. O günkü tahminler içerisinde 256 gap'ini doldurdu. Buradan yukarı gider demiştim. 247 bir alttaki destek demiştim. Onu da kırıp 244'e kadar gitti. Neden? Çünkü bir Barclays analisti saçma sapan bir analiz yaptı. Twitter'da anlattım. O da biraz hisseyi olması gerekenden fazla düşürdü ama şu anda olaylar henüz tahminimiz çerçevesinde gidiyor ve boğa pazarının bozulduğuna dair bir işaret henüz yok. S&P 500 oluşturan farklı endekslere baktığımızda da aslında enteresan bir şey görüyoruz. Bizim ağırlıklı olarak yatırımcısı olduğumuz information technology, yani bilgi teknoloji alanında 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Aynı şekilde yine ağırlıklı olarak Tesla'dan dolayı yatırımcısı olduğumuz consumer discretionary, yani aslında tüketicinin zorunlu olmayan harcamalar kalemine de hala 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu tabii sevindirici bir gelişme. 200 günlük hareketli ortalama önemli bir ortalamadır. Bizim yatırım yaptığımız alanlar bunun üstündeler hala. Öte yandan işlem hacmi de epey düşük. Ezberciler diyorlardı yani borsa yükselirken düşük hacimle yükseliyor diye. Oysa yükseldiği aylardaki hacimleri burada görüyorsunuz. Bu da düştüğü aydaki hacim. Bu New York Stock Exchange, en büyük borsa Amerika'nın. Hacim biraz düşük. Ağustos, Eylül genel düşük hacimle geçiyor. Ağustos'la ilgili zaten Ağustos'ta kötü bir sonuç beklediğimi söylemiştim. Eylül'de şimdi yanılmış gözüküyorum. Ama hacim her şekilde düşük ve bunlar aslında tarihi olarak da borsanın geri çekildiği aylar. Peki bu geri çekilmenin sebebi ne? Bu geri çekilmenin sebebi aslında uzun vadede olumlu görülebilecek bir şey. Fed bize ne dedi? Gelecek sene ben resesyon beklemiyorum. Ekonomik büyüme %1,5 olacak dedi. Bu yılı %2,2 ile kapatacağız dedi. Yani Fed aslında bize yumuşak inişten bahsetti. Gerçi Powell'a sorulduğunda yumuşak iniş ana senaryonuz mu diye hayır hayır dedi. Sonra düzeltmeye çalıştı. Biraz işler karışıktı ama Fed'in tahminine baktığımızda hala yumuşak iniş senaryosu öngörülüyor. Yani resesyon yok. İşte bundan dolayı da hani şu meşhur inverted yield curve, terse dönmüş getiri eğrisi yavaş yavaş düzeliyor. Ne demek bu? 10 yıllık Amerikan hazine kağıtlarıyla 2 yıllık Amerikan hazine kağıtları arasındaki faiz farkı kapanıyor. İnsanlar uzun zamandır resesyon korkusunu yaşadıklarından 2 yıllıklara daha fazla yönelmişlerdi. Neden? Çünkü resesyon çıkar, sorun çıkar, ben kısa vadede para kazanayım diyorlardı. Oysa şimdi resesyon olmayacağı fikri biraz daha yerleşmeye başladığı için 10 yıllıklara doğru kayış başladı. Bu da burada görüyorsunuz grafiği terse dönmüş getiri eğrisini biraz toparlamaya başladı. Başlamış durumda. Yani 10 yıllıklarla 2 yıllık arasındaki fark kapanıyor. Getiri eğrilerindeki tersliğin düzeliyor olması genelde hisse senetleri üzerinde baskı yaratan bir mesele. Bu iki şekilde olabilir. Bir tanesi 10 yıllık faizler 2 yıllıkları yakalayıp yukarı doğru gidebilir. Bu aslında uzun vadede borsa açısından olumlu. Çünkü resesyon öngörülmediğini düşünüyor. Yahut da 2 yıllıklar 10 yıllıkların seviyesine doğru gerileyebilir. Bu da genelde olumsuz görülür. Çünkü bu borsanın resesyon beklentisi içinde olduğunu söyler. Biliyorum burası biraz karışık geldi ama bu grafiğin aşağı doğru
dönmesi temel olarak olumlu, aşağıya doğru dönme şekli de yani 10 yıllıkların yükselip 2 yıllıkların aynı kalmasına düşmesi de yine aslında resesyon olmadığını gösterdiği için olumlu. Ama bu kısa vadede hisse senetleri için olumsuz. Neden? Çünkü insanlar faizler yükseldikçe hisse senedi riski almak yerine paralarını faize yatırmayı, öyle söyleyelim kabaca, tercih ediyorlar. Öte yandan teknik olarak baktığımızda S&P 500 hisselerinin içerisinde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalanların oranı hızla düşmüş. Burada görüyorsunuz mavi çizgiyi. Bu iyiye işarettir. Genelde oversold, yani aşırı satılma pozisyonu gösterir. Ayrıca şu anda Amerika'da fon yöneticilerin hisse senetlerine ayırdığı payın tarihi ortalamanın çok altında olduğunu görüyoruz. Şurada equities görüyorsunuz. Kırmızı çizgi tarihi ortalamanın 1-1,5 puan altında gibi gözüküyor. Para nerede? Para bonolara gitmiş. Çünkü faizler son derece iyi. Sağlık sektörüne biraz kaymış. Utilities dediğimiz işte doğalgaz, elektrik gibi yerlere kaymış. Tipik krizde paranın kaydığı yer. Amerikan hazine kağıtları, nakit, Japonya bonoları, bir de emtialar. Para oraya gitmiş. Nereden çıkmış? Bizim hisse senetlerimizden çıkmış. Bu aslında ilginç bir pozisyon. Çünkü bu hareketi yapan fon yöneticileri yılbaşından beri doğrusu para kazanmadılar. Hisse senetlerindeki yükseliş bono faizlerin çok üstünde hala. Bütün bu düşüşlere rağmen Nasdaq hala yıl açılışının %37 civarında üstünde. S&P %14 civarında üstünde. Yani aslında çok da büyük bir sıkıntı yok o çerçevede baktığımızda. Bundan dolayı fon yöneticileri ne yapacaklar yılın geri kalanında? Bence hisse senetlerine geri dönecekler. Çünkü asıl getiri burada. Buradaki tetikleyici faktörün başlayacak bilanço dönemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen bilanço döneminde çok dayak yedik. Bu bilanço dönemi tersi olabilir diye inanıyorum ama elbette yanılabilirim. Başka bir önemli gösterge de Ekim, Kasım, Aralık aylarının borsa için genelde iyi aylar olması. İşte bunun arkasındaki sebeplerden bir tanesi fon yöneticilerinin ya biz bu yıl kar edemedik, nereye doğru gitsek diye bakmalarından kaynaklanıyor. Bu aralar biraz petrole saldırıyorlar ama onun bir sonu var. Biraz sonra geleceğim. Noel Baba Rallisi dediğimiz bir ralli oluyor genelde. Burada işte tekrar pozisyonlamalar geliyor vesaire. O yüzden en kötü ayları atlattık gibi gözüküyor. Ekim, Kasım, Aralık normalde ortalamanın üstüne giden aylar. Şu beyaz çizgi bu seneki S&P 500'ün nasıl davrandığını gösteriyor. Mavi çizgi ise S&P 500 mevsimsellik indikatörü gördüğünüz gibi neredeyse adım adım takip etmiş şu ana kadar. Eğer takip etmeye devam edersek inşallah öyle olur. Yıl sonuna kadar borsanın yukarı gitme ihtimali aşağı gitme ihtimalinden yüksek gibi gözüküyor. Twitter'da takip ettiğim Global Macro isimli bir hesap da enteresan bir veri sunmuş. Burada görüyorsunuz şu turuncu çizgi 2023'te S&P 500'ün davranışı. Mavi çizgi ise S&P 500'ün 2021 davranışı. O müthiş rally'nin yaşandığı dönem. Neredeyse aynı hareketleri yapıyoruz gibi gözüküyor. Tabii ben geçmiş geleceği temsil etmez. Buna inanıyorum ama tahminim buna benzer bir hareketi tekrarlama ihtimalimiz, tekrarlamama ihtimalimizden yüksek. Piyasada korkutan tek faktör tersine dönmüş getiri eğrisi değil. Bir de petrol meselesi var. Petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini görüyoruz. Bugün de baktım. Şu anda uzak doğu piyasalarında petrol hala yükselişte. Peki bu ne anlama geliyor? Bize şu ana kadar nedendi? Petrol üretimindeki kısıtlamalardan dolayı bu oluyor diye. Petrol üretimindeki kısıtlama oysa sadece %8. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde pompaya yansıyan enerji fiyat artışı %23. Nasıl oluyor bu? Nasıl bu kadar fark açılıyor? Temel sebebi spekülasyon yine. Buradaki grafikte hedge fundları, yani Amerika'daki fon yöneticilerinin petrole ne kadar daha fazla pay ayırdıklarını görüyoruz. Tarihi yüksek seviyelere gelmiş. Bu aynı zamanda petrolün fiyatını zıplatıyor. Peki geçmişte nasıl olmuş bu işler? Hedge fund yöneticileri böyle biraz speküle etmişler, bunu bir yere kadar taşımışlar. Sonra hep sert geri çekilişler yaşanmış. Yani şu anda Rusya ve Arabistan'ın petrolü kısıtlamasının fiyatlar üzerindeki etkisi tamam ama onun üzerinde bir aslında artış var. Bu da işin spekülatif yönü. Balonlar bir yerde sönerler. Petrol yüzü geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Geçebilir belki ama aşırı çok gideceği yol olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Öte yandan ham petrolü S&P 500 endeksi arasındaki ilişki de epey enteresan. S&P 500 indeksinin sürekli inişte olduğu bir yerde petrol fiyatlarının yükselişte kalması da mümkün değil. Yani önümüzdeki dönemlerde S&P 500 inmeye devam ederse petrol fiyatları inecek. Buradaki ilişkiyi görüyorsunuz. Çünkü S&P 500'ün düşmesi demek Amerika'da ekonomi yavaşlıyor demek. Amerika'da ekonomi yavaşlıyorsa o petrolü kime satacaksınız? Başka enteresan bir mesele de petrol fiyatları tüketiciyi ne kadar etkiliyor? Bu grafik Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin tüketiminin tüketicinin cebinden ne kadar para çaldığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi aslında tarihi ortalamaların epey altındayız. Yani %2.31'ini tüketiciler şu anda kazandıkları paranın benzine harcıyorlar gibi. Bu da yine böyle ekonomi resesyonu sokacak bir mesele değil. Başka korkulan konular da var. Amerika'da otomobil sektöründe başlayan grev önemli. Grevin şu anda aslında etkisi kısıtlı, 13 bin kişiye yayılmış durumda. Daha da fazla yayılırsa
Amerikan ekonomisini yavaşlatır diye bir korku var. Bir yandan da tabii bu araç üretiminin azalıyor olması araç fiyatları tırmandırabilir, enflasyonu yükseltebilir gibi gözüküyor. Bu arada işçilerin ne de istediğini inceledim. Oldukça kabul edilemez şartlar. Öte yandan General Motors CEO'sunun 28 milyon dolar geliri olduğunu görünce anlıyorum bu insanlara da hak vermek mümkün. Ama bu grevin eninde sonunda tatlıya bağlanacağını umuyorum. Bu arada geçen hafta Biden gitti, grevcileri ziyaret etti, onlara destek verdi. Biden biliyorsunuz sendikayı çok seviyor. Tesla'yı sevmemesinin sebebi de bu. Tesla'da sendika yok. Başka korkulan bir konuda Fed'in sıkılaştırması devam edecek. Evet, Powell öyle söyledi. Parasal sıkıştırma devam ediyor. Bu da acaba tüketicinin ve şirketlerin gücünü kırar mı? Bu insanlar tüketmeye veya yatırıma ara verirler mi? Gerçekte durum ise şu. Toplam bankalardaki mevduat ve para piyasası fonlarına giden paranın toplamını düşündüğümüzde tarihi yüksek seviyelerdeyiz hala. Özellikle de COVID seviyesinin hala epey üstündeyiz. Bakın burada COVID'de yaşanan aşırı para yükselişini görüyoruz. Onun hala çok üstündeyiz. Yani göreceli olarak bir önceki aya küçük olmamız aslında hala piyasada aşırı para bolluğu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Amerikan vatandaşındaki zenginleşmede de bir yavaşlama yok. Bu konuda da çok şey dinliyoruz. Yani işte COVID sırasındaki parayı erittiler, artık fakirleşiyorlar diye. COVID sırasındaki paranın bir bölümünü erittiğini ben de düşünüyorum. Ama hala Amerikan vatandaşı burada görüyorsunuz net worth, yani toplam net servet olarak tarihi yüksek seviyelerde. Peki Amerikan vatandaşının harcanabilir parası azalıyor mu? Evet, burada görüyorsunuz mavi çizgi, bir miktar azalma var. Ama yine bu da 2021 COVID'deki aşırı zıplamayı bir kenara koyarsak, orada devlet vatandaşın cebine çok para koymuştu. Tarihi ortalamaların görüyorsunuz burada çok üstünde. Yani vatandaşta hala harcanacak para var. Zaten görüyorsunuz alttaki kırmızı çizgide de harcamaya devam ediyor. COVID'de harcamayı kesmişti. Aynı bütün hızıyla geri dönmüş durumda. Başka korku konularından bir tanesi öğrenci kredileri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden öğrenci kredilerini ertelemişti. Anayasa Mahkemesi iptal etti ve bu aydan itibaren öğrenciler tekrar kredi geri ödemelerine başlıyorlar. Ama bunun vatandaş başına aylık etkisi 200-300 dolar civarında. Ayrıca Biden bir düzenleme getirdi ve ilk bir yıl boyunca ödeme yapmasa bile insanlar kredi skorları düşmüyor. Faiz uygulanıyor ama. Bundan dolayı böyle bir aniden insanı çökertecek bir şey de yok. Bir yıla kadar da Allah kerim diyebiliriz. Kredilerdeki yavaşlamadan çok bahsediliyor. Evet, kredilerde yavaşlama var. Burada görüyorsunuz. Evet, kredilerde yavaşlama var. Burada görüyorsunuz. Farklı kredi türlerindeki yavaşlama ile ilgili işaretler var. Ama yine de aslında tarihi ortalamalara yakın bir yerlerde gidiyoruz. Hatta üstündeyiz. Buradaki mavi, turuncu çizgiler hep tarihi ortalamanın üstünde. Kırmızı çizgi biraz tarihi ortalamalara yakın bir yerde gibi gözüküyor. Yani burada da böyle büyük bir kırmızı alarm yakmamıza gerek yok hala. Kredilerde yavaşlama olmakla beraber tarihi seviyelerin üstündeyiz. Ne demek istiyorum bütün bunlardan yola çıkarak? Ben hala boğayım demek istiyorum. Hatta biraz daha güçlü bir boğayım. Çünkü Ağustos ayındaki düzeltmeyi zaten bekliyorduk. Eylül hafif toparlar diyorduk. Toparlamadı. Bu benim gözümde birikmiş potansiyel enerji anlamına geliyor. Kısa vadede bu hafta biraz daha geriye gidebilir miyiz? Her şey olabilir elbette. Ama temelde Amerika'nın geldiği durum şu. Resesyon yok. Benim gözümde enflasyon düşüyor. Bu konudaki gürültünün tamamen boş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda bu konudaki düşüncem doğru mu yanlış mı göreceğiz. Tekrarlamak istemiyorum. Fed'in elinde bolca mermi var. Çünkü hem epey para çektiler piyasada hem de faizleri yükselttiler. Ekonomik yavaşlama işaretleri artarsa bunları gevşetebilirler. Amerikan tüketicisi hala tüketmeye devam ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Amerika'da özellikle üretim sektörüne yatırımın devam ettiğine dair çok veri var. Daha ileride paylaşırım bunları. Amerikan devleti deli gibi para harcamaya devam ediyor. Gelecek yıl Amerika seçimleri var. Yani ben şu ana kadar yaşananların hala bir teknik düzeltme olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra özellikle Ekim-Kasım-Aralık aylarında yön yukarı olur diyorum. Ve S&P 500 için yıl sonu hedefimi 4800 olarak konfirme ediyorum. Bu yakın zamanda 4320 ve 4200 altına inmez anlamına gelmiyor. Ama Ekim-Kasım-Aralık aylarındaki yükselişlerle beraber 4800'e gidebiliriz. Bu tezimi ne yıkabilir? Aniden gelecek bir resesyon verisi belki yıkar ama o da geçici olacaktır. Çünkü resesyonu da beklemek demek, FED gevşeyecek demek. Benim görüşüm böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Piyasalar biraz ayı moduna girdi diye hemen ayı moduna gireceğim diye bir şey yok. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.